Herkese yeni bir videodan ve yeni bir günden selamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız bizler de çok şükür iyiyiz. Bugün günlerden cumartesi ve saatlerimiz şu an 3.30. Zeyd öğle uykusundaydı ama şu an kıvırdadığını duydum. Her an kalkabilir. Arkadaşlar biraz geç açıyorum. Ne yaptım bugün size anlatayım. Ay, bu arada ne güzel güneş varmış. Bugün de dışarı çıkmadım. Bugün kayınvalidemler gelecek, o yüzden sabah biraz bir temizlik yaptım. Ondan sonra gördüğünüz gibi hazırlandım ve kombin videosu çektim. Ay, bayağıdır Instagram'a çekmiyordum çünkü. Saçlarım da böyle örülü hoşuma gitmişken dedim ki hadi Rümeysa kalk makyajını yap, videonu çek. Çok daha iyi oldu yani, akşama paylaşacağım. Ama anlamadım, bakın örmüşüm de bura niye düz kalmış? Çok tuhaf değil mi? O yüzden burası kötü duruyor bakın. Neyse şöyle yapalım. Aynen böyle saklayabilirim. Her neyse bugün kayınvalidemler ve görümcemler gelecek işte eşleriyle beraber. Hep birlikte bir aile yemeği yiyeceğiz. O yüzden şimdi ben çorba yapacağım. Herkesin sevdiği o yoğurt çorbayı yapacağım. Hani mercimek veya başka bir çorba da yapabilirim ama bence yoğurt çorbası daha çok seviliyor. O yüzden onu şimdi yapacağım. Sonra kayınvalidem gelince de birlikte muskalı yapacağız. Yani kimisi hingel diyor, kimisi muskalı. Kayınvalidemler muskalı diyor. O yüzden onu yapacağız. Hamur işi böyle üçgen mantı yani, öyle söyleyeyim size. İçi ya böyle peynirli oluyor ya da patatesli. Bakalım artık hangisiyle yaparsak görürsünüz zaten. Hangi iç harcıyla. Onu hani onunla yapacağımız için ben şimdilik çorbayı hazır edeceğim. Menümüzde çorba olacak. O üçgen mantılar olacak. Bir de şey aldık. Kaburga ve neydi, pirzola, ha, kaburga ve pirzola alırdım Akif'e. Aynen onu yapacağız. Fırında pirzola, mantı, çorba, salata. Dün de tiramisu'mu yaptım. Böyle bir akşam yemeği olacak. Normalde bugün Yozgat meşhur bir köftesi var, gilik köftesi. Onu yapacaktık ama plan değişikliği oldu. Bu şekilde daha doyurucu olur. O yüzden onu yapacağız. Ben şimdi çorbayı yapacağım. Kayınvalidem gelince de zaten bol bol vlog çekeceğim sizleri için. Sizler de çok seviyorsunuz kayınvalideme. Hep güzel yorumlar geliyor. O da böyle konuşmayı seviyor. O yüzden sizlere çekeceğim yani sohbetimizi. Beraber işte hazırlarken falan. Öyle neyse hadi çok konuşmayalım, başlayalım. Önce saçımı toplamam lazım. Hemen bir tokamı getireyim. Yoksa saçım dökülebilir yani. Hadi bakalım. Hemen başlayalım. Bu arada makinem de yıkandı. Onu da boşaltmam gerekiyor. Şöyle bayağı büyük bir tencerenin içerisine yapacağım. Bu arada detaylı tarif şimdi vermeyeceğim çünkü daha 2 gün önce çektim. O yüzden hemen başlayalım. Şunu çalkalım yine de. Temiz de. Olsun. Şimdi şu yoğurt yarısına kadar var. Yine hepsini boşaltacağım. Biraz da diğer yoğurttan alacağım. Normalde Akif'e ömür yoğurt almasını söyledim yani bu markadan. Ama yokmuş, o yüzden hayat almış markası. Umarım güzeldir. Çünkü hep genelde bunu alıyorum Türk yerinde. Hemen bir bakalım burada. Şimdi buradan da koyacağım. Biraz yapısı farklı. Evet. Yani bir kova yoğurt kullanmış oldum. Çünkü dediğim gibi bayağı kalabalığız. O yüzden anca yani. Şu yoğurtamızı kıralım. Ay bu temiz kaşık koyacak mı nasıl temiz? Bir de un yani. Bu da göz kararı. Evet. Şimdi güzelce ne? Karıştırıyorum.
Canlar çorba kaynarken ben de bir yandan pirinç pilavını yapıyorum. Şöyle güzelce kavuruyorum tel tel olana kadar. Zaten tel tel olmuş. Şimdi suyunu eklerim. Tavuk suyu ekleyeceğim. Aynen. Sonra fırına etler sürülecek. Ama kayınvalidemi bekleyeyim. Çünkü o kendi bildiği gibi yapmak ister etleri. O yüzden beraber yaparız. Hatta erken zaten. Herkes bugün işten sonra gelecek. O gelsin. Birlikte hamura başlarız. Bir de eti fırına süreriz. Başka bir işimiz kalmıyor zaten. Ben de buradan bunları hazır ediyorum. Salatayı da yaparım. Bekler. Yani şey yapmam yani. Limonunu, tuzunu falan koymam. Böylece doğrarım. Kızlar çorban pişti. Şöyle güzelce karıştırdım. İçine nohut ve pirinç ekledim. Şu şekilde. Şimdi yağsı daha belirgindi de karıştırdım böyle iyice. Yedi birbirini şöyle. Pirincim de burada da. Altını kıstım bayağı bir pişiyor. Kim gelmiyor? Ben. Geliyor bak asansörün sesi gelmiş. Babaanne gelmiş. Sevindin mi? Ya demiş. Kaçma hemen tamam mı? Zeyt heyecanlanınca kaçıyor bu arada. Ayaz daha gelmedi. Berat, hello. Gibi. Seni soruyordu bak, Tübe bak. Nasıl sarılıyor. Hoş geldin. Anne babam nerede? Geliyor. Park mıydı? Hello Kenzo. Hoş geldiniz. Biraz eksik geldiniz de diğerleri gelecek daha değil diğerleri, mi? Diğerleri, hayır kumbar olsun babayı vurdu ya. O alır. Seni yerim. Kayıttayız. Çok güzel böyle. Şimdi kızlar güle selamlar. Hoş geldiniz. Yine ben geldim. Ben oradayım. Evet. Şimdi kimiler hengel diyor, kimiler bir şeyler bir şeyler değil. O dedi Gülda ne dedi muskalı yaptınız, o dedi ki biz ona hengel diyoruz. He mi? Kim öyle diyor, kim öyle. Kimi hengel diyor, biz muskalı diyoruz arkadaş. Biz bildiğimizden şaşmıyoruz. Evet. Evet. Yoz, ama onlar da yoz attı. Onlar da yoz attı da işe. Değişiyor yani herkes başlıyor. Türkler farklı. Türkler farklı yani şey değiller değil mi? Biz mesela yoz attık mı değil. Yok verme verme emziğini. Aa istemiyorum. Biz Yozgat'ın köylüyük. Onlar. Araba. Mesela bu ağzını nasıl açacağım Türk? Ben önünü kapatayım da şöyle göreyim. Soğuk su mu ağzını sıcak su mu nasıl yapayım? Yok ılık su. Ilık su. Ses olacak ya. Ya pişmesi için yeter mi acaba bu tuz? Kız bunun içinde, bu tuzun içinde şey var. Biber mi var? Biber güzel değil. O şey sağlıklı. He. Hiç farklanmıyor da güzel. Ilık olmayacak, neyse şey soğuk olmayacak, sıcak olmayacak. Bakayım mı? Süper. Biraz daha sıcak olacak. Yok mu? Bakalım. Hiç fark etmez yani. Hayır. Şöyle şükür. Yok yok. Ha. Tamam mı? Dur bakayım. Biraz erken geçsin. Kara kara şey yapalım. Şey, unu bir kenara aldım ya, bunun altı da şey değil. Yamuluyor. Hmm. Çok kuvvet gerekiyor. Şu şey lavanın üstüne yaparız. Hı-hı. Masada da açarız. Aynen masada açarız. Burada var da masada. Tahta var da hı-hı. Getirip götürmek işte sorun. Şu masa büyük zaten orada yaparız. Aynen. Bu arada kızlar benim büyük oklavam yok da görünce aradım o kendisiyle getirecek. Ben de bir sürü ya. Aynen sürü. Normalde sana diyecektim anne arayı koy kendine vallahi getirecek. Vallahi bir sürü. Unuttum. Ya alamadım biliyor musun işte her şeyi. Niye alacaksın ki? Alamadım. Ama bazen o halen ne iş yapıyorsun ki? Pizza pizza yapınca hani küçükleri geçiyor da ama işte böyle işlere lazım oluyor da onda yalnız yapılmıyor. Böyle işlere de yalnız yapılmıyor. Yani. Allah izin ederse. Peynirli yapacağız. Peynir evet soğan. Soğan, peynir. Yani. Çok basit bu ya. Ve açması bilmiyorum nasıl. Açması mı? Hı. Kulak memesi gibi oluşumu. Hı. Şeyi de normal açıyorsun. Hı. Ne ince ne kalın. Tam ortasını bulmak lazım. Sonra kesiyoruz. Hı hı. Onu da çekeriz zaten. Aynen. Muska, eskiden hocalar muska yapardı ya. Aynen öyle. İsmi gerçekten aynı muskalı. Aynen. Öyle deyince aklıma o geliyor. Hingelmiş, şuymuş, buymuş biz anlamak. Çağırsaydı keşke bunlar da gelseydi. Kim Güldane mi? He.
Ne bir sorun, bir şey yoksa gelsin. He. Aa, dün rüyamda gördüm Dilara'yı. Ana hayır olsun inşallah. Bize gelmişik, toplanmışık rüyamda. Ondan sonra böyle işte herkesten sarım gürüm. Nedense Dilara'da oturuyor. Böyle beni görünce morali bozuldu. Dedim Gülcan'a ne yapıyorsun canım dedim. Hiç iyiyim dedi böyle. Ondan sonra Allah Allah dedim. Niye böyle davrandı bu kız? Rüya da işte. Demek buna geldi. Ha. Vallahi canı çekmiştir. Ay doğru. Aynen. Şey, vallahi rüyalar çıkıyor. Misafiri var da ona söyleyeyim. He? Diyorum Sema'dır mı misafiri var? Gülcan'a söyleyeyim. Yani kimmiş? Gelsin. Şey babası gibi. Ha? Gülcan'ın haber varsa. Gelsin. Söyleyeyim hemen. Hemen şimdi değişiklik olur. Benim üstü oğlum gelsin. Aynen doğru. Kardeşler ya. Evet. Arkadaşlar. Geçen patronla evde yaptığımız gibi mi yapacağız? Ha, Akif öyle sade istiyor aynen. Hani? Öyle Akif. Öyle. Ne anne? Patronun yerine yaptığım gibi mi yapacağız? He sade yap. Kaburga bir de pirzola karışık ha. Burada. Öyle. Ama hepsi tamam, çok olur, olur diye ayırıyoruz ya, şu an. Ya çekiyor. Alan var, almayan var. Dışarıda şey laf ediyorlar. Ben de anlamadım. Yok ya. Yok bir şey ya, demiyorlar. Allah kat kat fazlası oluyor. Yok herkes. Yani. Vallahi İnşallah. Bizim de yok. Onlar boşuna şey etmesin. Vallahi ayda yılda biz de hep bunu hep yemiyoruz ki anne. Yok vallahi bak. Vallahi yemiyoruz ki. Değil mi? Hayır hayır. Şimdi biz bunu abi böyle. Abi şu 35 euro ya. Biz hep tavuk, sebze, köfte. Biz şimdi bunu böyle çok şükür. Şey yok gösteriyor ama. İnanın yani ama her şeyi gösteriyoruz. Ama her şeyi gösteriyoruz. Bizim de yoktu. Yeni aldık yani, değil mi? Mutfak olmadığı için yani evde. Aynen. Yemeğimiz aynen çok şükür tabii de. Aynen. Rabbim olmayan yani alırsın. Yapacak bir şey aynen. Yok. Yani gücü olan alıyor, gücü olmayan alamıyor. Yani Allah Allah. Evet. Onlar düşünmekten artık gerçekten de yoruldum ben de yok. Bugün anne oğlu Fatay'ız, hadi iyisiniz. Ya. Bir de ben. Evet. Zaten bir mesela pilav yapmış, çorba yapmış. Dün pasta da yaptım tiramisu yeriz. Tiramisu da yapmış. Aynen. Sabah konuda bu hemen yedi uyanır uyanmaz. Sabah saat 9'da yedim bir kanı vardı. Sabah direkt onu yedi kahvaltı yapmadan. Ama bayağı da yemiyorum ya. Aynen. Ama çok mikro olmuş mikro. Ben de bir tane yedim. Valla mikro olmuş. Ben de yedim bir. Sonra yeriz. Şey muskalının üstüne nasıl tatlıyla yiyelim. Yeriz yeriz eritiriz onu. Muskala doğru muskala eşeğe. Hayır yoğurdum bile. Muskalı istiyorlar. Muskalı aslında özel muskalı yapacaktık da. Bak onu nasıl yiyeceğiz daha göreceğiz. Muskalı yere tabii. Seni şey yapınca çekeceğim. Aşkım şey kılıfı çıkar. Seni şey yapınca çekeceğim. Şöyle koyalım. Gel artık gel. Yani muskalı kaşık yeriz de tabii bol bol. Aynen ben çekeceğim. İlaki. Ben tırnakçı ısınsın. Mesela tuzlu alayım çok. Hadi önce oradan tutar. Hadi mısın? Yok ne? Oradan tutar. Evet. Nasıl? Ömer sen bunu nasıl açtıydın bu? Şu yukarı doğru çek açtıyoruz. Şöyle. Ana su şu an sanki. Şu kulak mı? Deri var mı? O işte ya direkt oradan anladım, gelecek. Anladım. Hani bu kulak mı onu kaldıracağım? Bilmiyorum ki erkek. Bu yatıyor mu? Bir bak sen hepsi yatıyor. Yani çok kulakız. Geçen patlayı gide. Ben atıyorum ama ne yapıyorsunuz? Dekolu. Biz bizeyiz. Şey, Sümüş gibi Fatma abla değil, ev güzdanı yedirirsek ya. Şunu yemeklere korsunuz. Ümeyse. Hem Akif. Ama ilik mi diyorlar? Değil alo. Bu, kemikte. Bu çıktınız şey, mı? Patlayan dışarı. Yapma lan o tuzlu getirecektim ya. Bıçak hazır. Suyu iyi olmaz mı çorbalar? Tamam aç şu çorbayı. Güzel olur bak Zeyde yapsın. Bak bunu haşla. Güzelce mi? Didikle böyle çorbasını da yap çok güzel oluyor. Bol sarımsaklı yap et çorbası. Şimdi sağ olsun. İçer mi? İçer mecbur içecek. Vallahi bu ara öyle iştahsız ki yani. O şey etsene. Sen bir bana simgeri verip eskiden öyle dermiş. Şey ne lazım bak. Midesi mi bulanıyor yerken? Yok midesi bulanmıyor. Yok yemiyor. İşte o şey mi oldu acaba? Mesela bir kez diyorlar, hamlet diyorlar. Bak, bir kaşık alıyor, iki kaşık alıyor. Yemiyor mu diyor, yemeyeceğim diyor. Ağzına açıyor. İşte iştah yok. Yok iştah gitmiş. Yok. Tüm gitmiş. Ah, şeyde olsaydı koy de benim. Şey var, yavşan. Yavşan otu. Onunla güzel bir banyo yaptırırdık. Bir iki bardak içerirdik. Ama birdenbire böyle gitti. O işte o olur ya. Akide en son bir kez. Ama bence üstünü biliyor musun? Bu dönem hep çorta var. Ben böyle diyor. Akide öyleydi. Mesela. Akif de öyleydi. Bak kiloluydu. Ondan sonra bir ara zayıfladı. Tekrar bir ara kilo aldı. Azat da öyleydi. Azat bir ara acayip evet. Kiloluydu küçükken. Değil mi? Sonra ayaklanan bu şimdi yemedi. Sonra şimdi kocaman olmuş. Çok şey değiştiriyorlar. Elim olmuyor.
Bu arada hapla benim yiyeceğim. Hap mı? Ya her şeyde hapla nasıl çattı? Ya vallahi. Anne zaman şey mi oğlum? Ezmiyoruz. Lan hadi lan bizim fırınımız yok. Kızlar inanma. Anne ne var? Başka bir şey. Fırın gelince öpeceğim şöyle. Kocaman bir pusu yapacağım. Neyse zaten tepsim de küçük kulüp. Şunu bir bıçak ver kızım Esa ellerini bir tane. Böylece salladı. Yok la. Bunu çorbalara koyma ki. Kız salla anne ya. Salla öyle. Salla. Çok et herhalde kız. O şey tepsi küçük ki. Canlı var canlı. Canlı daha iler mi? Rümeyse o tepsinin çok küçük bir de et çok var mesela sonra. Anne. İşte fırından bir şey olmaz Akif. Sen bilirsin. Bir sürü gelen var. Kızılar var, kızılar var. Güzel, büyük güzel. Tava olsa daha iyi olmaz mı? Çok olsun az olmasın. Aynen. Şurada daha cevizli kek de var lan 2 gün önce yapmıştım. Valla. Bir canlı istedi yine Rümeyse. Ay valla benim de yeşilseydim getirirdim ya Akif'e. Neyi? Keki. Aya. Yok, önce yaptım ya. Kız giydin mi? Aksilik var ya, ne kadar bir aksi insan. Evet, sonunda kilo aldım, yok buram şişti, yok şu an. Ya bu oncacı yemeği mi Akif, öyle mi? Allah korusun. Akif, bir açıp boğaz kırılmıyor. Bu yüz dikerim o. Evet, boğaz kırılmıyor, mecbur yiyeceğim. Acıkınca elim ayağım titriyor yavrum benim. Yo, can boğazına geliyor. Vallahi ben acıkınca titriyor. Benim var ya, elim ayağım titriyor, kalıyorum. Zaten perim yok. Zaten benim bir sürü sorunlarım var şeyi. Defterim. Adını tamam. Sen getir. Böyle vitaminim yok. Kolesterolüm çok. İşte demir eksikliğim var. Yap bir şey ver. Ben çamurdan yorgun kendine gelsin. Yok. Şu lazım mı? Yok gülüm. Tamam. Kaldır onu. Şu boy seviyorum. Sen şey nereden? Alkollü. Ama geçti bunlar hep pişti mi? Küçülür ki yeri açılır mı? Yok yok. Ama pişsin şey, önemli olan o. Pişiyor öyle. O şimdi nasıl güzel pişecek bak şimdi. Et pahalı yemeyin fazla. Vallahi ben eti hiç ete şey etmiyorum biliyor musun? Ben de etçi değilim. Ya biz de orada tam etçi değiliz yani. Ben salayı şey ederim. Etten kıymetli benim için valla. Ben de hapırcım. Yehankallah. Böylece ne sarıyor? Böylece yavaş yavaş sulana pişiyor. Sonra cırma açıyoruz, kızarıyoruz. Lokum gibi oluyor. Tırma uzun bir tırma. Bak ben seni kardım ki sen yırtılıyor bak. Morelimi bozuyorsun. Ben de bunlar muzlar yapayım da. Sen bakayım. Şimdi muzkanlık şeyini, iç malzemesini hazırlayacak. Aa, var da bir şey yok. Biraz soğanı var. Şöyle. Anne muzkanlık kıymalık oluyor mu? Kıymalık oluyor mu? Çok ağır oluyor. Vallahi. Vallahi. He doğru. Hem o yağ hem o yağ. Ya. Berkes şu büyüdür. Abay. Şuradan al bir şey. Al. Bir de peynir değil mi? Aha şu biraz... Al anne istediğini. Aha şu biraz. Pişki Fatma gelse. Ben aldım. He. Ben yapayım mısın? Ben yapayım. Yok bunu. Ben şöyle dayanarak yapıyorum. Ha. Benim kopuyor ya kilodan. Zahmet kilo var. Yapıştı etme elime gitmiyor. Mesela zeytin memesi nerede aşkım? Niye istiyor? Verme memesini. Yatmasın lan şimdi. Yok uyumuştu zaten. Şimdi niye gidiyorsun? Uyumadı mı? Tüm yüzüne mi? Ben önce uyudu ya. He doğru. Anne. Valla uyandı ben de uyumuşum. 190'da dursun mu böyle? Nasıl seninki nasıl pişiriyor mesela? Ya ben hep yani hani böyle pişiriyorum. 190'da. Yani 200'de falan sonra kısık ateşi sonra bazen açıyorum altını. Şimdi böyle Fransız. İşte fırını elimle bilmediğim için. Tamam o zaman böyle iyi şu an. İyi mi? Hı-hı. Sonra açıyoruz biz. 200. Tamam.
çek mi? Ben açar şunu. Elini kesem artık hadi. Onlar nasıl bir keskin değil mi? Allah. Ağız yapmışlar da ağzını öyle olur mu? Çok şey, risk. Nasıl yapmış atmamız lazım biraz. Neyi? Suyu çok yaptım. Bu gol ilaçlar demek ki etki yapıyor. Bu gol bir güzel iş gördüm ama. Yaptım. Valla. Seni biraz yaptım da dedim. Şu bir tane mi iki tane mi? Bir buçuk koyak da. Bir iki tane mi? Öyleyse. Biraz ince çünkü. Bir bakak da. Bir bakak ona göre. Fazlasını alırız. Bunlar da pişecek. Bu da sarılar gülüş. Bu haber verir. Güldane'ye bu arada söyledik de o da herhalde annesiyle mi gidecek? Ben var ya hakik tatlı gidiyor. Büyük neydi? Sen kime diyorsun? Gidiyor. Ha ben de Akif'e diyorum zannettim. Aa Akif yok. Akif'in haberi var ya diyorum ben de. Aa yok yok gidiyor. Sistem hatası. Evet. Mesela sen şu kara bıçağı dersin. Mesela. Evet, evet. Niye değil? Hangi bir elimde? Ben diyorum ki bu elimdeki ağırlık ne? Yemin ediyorum artık var ya sualleri doğrarken bileklerim ağrıyor. İnanırım. Ben elimde hiç doğrayamıyorum. Ne yemek çıkarıyordum ama be. Vallahi düğün yemeği çıkarırım. Yani. O elmek gibi olmasın da kızlar. Herkes yapar da. Biraz kendimi öveyim. Hep yerden yere vuruyorum farkındaysanız. Gerçekten de kızlar. Neyin? Farkındaysa kendimi. Ha. Kilo oluyorum şöyle böyle aman yerden yere. Şey pozitifim valla. Ne var? Tek kilolu insan sen misin? Yapacak ya, bir şey yok. Ya valla. Neyse inşallah da ama yani. Sağlığım için zayıflayacağım yoksa. İşte sağlık için önemli kimse aslında. Kimse beni zayıflatamaz. Akif'e de yazmışlar sağlığı için dikkat etsin diye de. Aynen. Akif bir kilo veriyor bazen alıyor o kafasına göre. Ya, ama onlar, size yemin ederim anne Akif acaba az yiyor biliyor musun aslında? Onlar çalışıyor biliyor musun? Onlar var ya. Bir de sabah alıyor bile, aslında. Erken kalkıyor. Aynen. Ben bir ara 69'a düştüm. Aynen. Sabah köründe kahardım erkekler işe giderken. Aynen. Giderdim işte biraz şey yapardım. Toparlardım evi, direkt camiye giderdim. Ya, ah, o zamanlar hareketliydin. Eskiden çok hareketliydim, zayıftın, aktiftim. Aynen. Bir de 109 basamak çıkıp iniyordu. Ya bak. Valla. İşte. Şimdi imkanı mı var? Şimdi insan hareket etmezse işte kilo alıyor. Ne kadar canım yandıysa Rümeysa 109 basamak çıkmaktan. Birinci kata bile de asansörden gidiyor. Vallahi ama refleks olmuş. Biz de siz eve gelince asansör refleks. İşte çok nadir kullanıyoruz. İnan ki bak. Şey yorulmuşum var ya inan ki. 109 basamakları da biz saydık. Yani. Kaç sene kalmıştınız orada? Orada mı? Eski. Hiç aklıma gelmiyor. Bu eve geldik. İşte 7 ay şeyde durduk. Eski bir evde durduk. Ondan sonra oraya taşındık, hiçbir yere gitmedik. Ondan sonra 11'e taşındık böyle. Hı hı. Bayağı olmuş ya, bayağı olmuş. Olmuş. Aynen. Ya çocuklar hep ufaktı o evde. Yani. He, o Berat, Rümeysa ne hep o evde doğdu Muhammed Bey. Aynen. Hı hı. O evde bayağı durduk. İşte zaman geçiyor. Gittiğim her evde de mutfak dolabı vardı. Hmm. Hep kafalarına göre yapmışlar. Hmm. Kimi eski, kimi iyi, orta. Hmm. Dedim, bu sefer kendim bir mutfak dolabı yapayım. Şimdi mutfağın olacak aynen. Ne güzel. Aynen. Seviyor musun? He ya, ayın 19'una getiriyorlar. Ay, fix çok mi? Şanslıyım. İyi bari. Fix. Üçüncü ayın? Yok yok, aynen ikinci ayın. He, öne almışlar. Ne ay. Kadar sevindim. Vallahi mutfak evde olmayınca güzel. Aynen, mesela sen de olursan inşallah. Fırını öptüğümü göstert. Neyi? Fırını öptüğümü göstert. Fırını öpeceğim. Aaa Allah seni. Çekerim. Berat evde olursa Berat'a göstereceğim. Mutfak göğsünü çekeriz. İnan ki çok zor bir şey.
Ya yerde seleks de yapıyorum. Yani. Ondan sonra tost yapıyorum. O bir göz, ocak gibi şey. O cimperi şeytan, o neyse öyle cimperi gibi bir tane göz. Valla anca yumurta kaynatıyor. Başka da bir şey yapmıyor. Bir de buna şükür. Şeyi de hiç beğenmedim. Airfryer neyse o. Niye kız? Benlik değil o. Yağsız ya. Biraz yağlı olacak. Ama biraz şey istiyorsan biraz üzerine yağ gezdirip de öyle atabilirsin. Ha, ki. Gezdirdim yaptım. Ay. O zaman da yağlı mı oluyor, doğruyor. İşte ağzı boyayacağım o zaman. Ne? İşte bilemedim ya. İşte biraz yağlı olmuş. Var ya o sağlıklı hali. Sağlıklı da işte. Doktor bana bütler yasakladı. Vallahi doktoru de, dinleyen mi var? Bir de daha yağ koyuyor. Doktoru dinleyen mi var? İşte anne, şimdi biz bu muskalaya tereyağı koymayacak mı? Bol tereyağı bir de. Yemeyecek mi? Bana mı yiyecek mi? Sırf tereyağı. Vallahi derken bile ağzım sulanıyor. Ben yağsız hiçbir şey yiyemem baba. Niye? Ne yapayım? Kilom yok. Ben şimdi yürüyüşe başlarım. Biraz erken kalkarım. Yürüme yerimiz çok şahane. Değil mi? Çok güzel orası. Bir gün gel de çek buraya. Aynen aynen. Oralarda vallahi çekeceğim. Var ya. Havlar kendimi da şu an çok kendimi bir kurutacağım. Ben bir yeter ki şey giyeyim var ya. Şu iradeni kuvvetlendireyim. Havla da ısınır o zaman ha. Aynen. Güzelce. Zaten oruç da geliyor. Evet, bizim evim vlogunu istiyorlar ya mesela. Yani bitsin de çıkıyoruz. Allah izin ederse. Bana ne? Bitsin diye her şeyi rayın. Bana ne? Bana ne? Kurban olayım ben seni birine. Sen ne yaptın bugün? Zeyd acıkmadın mı sen daha? Hayır. Hiçbir şey yemedim. Ya. Yemin ederim iki çatal yumurtadan aldım. Başka hiçbir şey yemedim. Ne istiyor acaba lan? İyi ki. İşte bilmiyorum. Zeyd. Yemek yemeyecek misin? Hayır. Makarna yiyecek mi? Pilav versene bir misin? Ha pilav yiyeceğim mi yoğurtlu? Hadi hayır. Pilav ye. İşte hayır diyor. Ver Berat amcan yesin. Her yesinde. Şeye hayır diyor kız. Zeyd. Hiç böyle yapmazdı. Çocuk nazarlandı ya. Gel ye. Bir maşallah deyin bir okuyun kızlar. Aynen hayırlısı. Pilav üstü valla ben garipların duasına çok inanıyorum. Pilav üstü mü yoksa Aras gelmez? Garipların duasını kabul ediyor. Aras gelmeyecek. Aras gelecek ama ben arayacağım yok diyeceğim. Pilav yiyecek mi? O zaman Aras yesin kız pilavı. Aynen. Aras'a verelim de Ayaz'a verelim Zeyd pilavı. Olur mu? Akşam annem babamla da konuştular. Her ikisi okutturuyorum baba. Koyayım mı sana da? Evet. Yalan atma. Nefis biliyor musun hani? Koyayım mı? Koy ben İnsan bazı şeylerini seviyor çocuğun mesela. Dur Zeyd öyle yapma. Zeyd. Zeyd gel. Annem yapma. Tavırlarını, gel. Davranışlarını. Gel buraya. Otur acık. Değişik yani. Zeyd çorba mı istiyorsun pilav mı? Hadi annem ne istiyor? Et de atmadı. Et mi istiyor? Keşke mi istiyor? Zeyd annem attı. Pilav mı koyayım, çorba mı koyayım? Et de atmadı ama. Dünkü makarna yiyecek misin al makarna? Evet. İyi yedi de. Esitim maşallah. Şöyle küçük küçük makarna ya kaşıkları. Şöyle kıymalı. Et yiyelim. İnşallah inşallah. Sana et yiyelim de bakalım inşallah. İnşallah inşallah. Mesela o kemiklerin var biliyor musun? 2-3 kaşık var. Herkese şükür edeceğim. Güzelce haşla. Çorbasına da şehriye falan seviyor musun? Evet seviyorum. Ha şehriye at. Evet normalde bunların hepsini seviyor ama şimdi bu aralar yeniyor. Mesela yoğurt çorbasını dün bir kaşıkla içiremedim biliyor musun? Biz eskiden ne yapardık biliyor musun? Bu akü neymiş daha giderdi. Ben de çok kafaya takardım biliyor musun? Ben de öyle şeydim. Vallahi. Hani Fatma zayıf olmuştu ya, küçük olmuştu ya, Akif de iyiydi. Zayıf halinde çok kötü oluyordum ben. Yani psikolojik yani ben... insan mesela önce hani iyi yiyor, kilosu iyi son birden böyle olunca bir de, tabii insan tatlı. Aynen. Psikolojik ben bir de ben yıkıktım yani. Hani nasıl diyeyim, ilk çocuk böyle şey zayıf işte küçücük, oyuncak aynen. Bebek gibi. Akif de doğdu, güzeldi, doğuluydu. Ondan sonra zayıflayınca ya hep şey korkuyordum ben. Hep o korku kaldı üstümde. Hani bir şey mi olacak? Ya niye yemiyor? Bir şey olmaz da Allah'ın izniyle ama yine de. İşte bizim o köyde de yavşan var. Yavşan ot böyle. O otla banyo yaptırırdım. Ondan sonra içirirdim. Ondan sonra şu süngerler var ya hani bulaşı falan yapıyor. Tiskinme olunca o tiskinme şey böyle ağzını siliyordum. Allah hikmet yani yiyordu çocuklar. İşte Zeyd'in Zeyd'e mi yaptın? Ne yaptın? Hiç açmıyor. Zeyd'e de mi yaptın? Ne yaptın? Valla
Bir de ya eski şeyleri hafife almıyor. Eskiden yani, doktor ney mi vardı yani, böyle? Ne bunun şey doktor ney varmış? Yani. Vallahi eskileri otlarla neyine? Şifa neyi Rabbim veriyor. Vallahi yapıyorlardı. Mesela pulver. Pulver alayım mı? Şunu açtım. Ben bir zehre değil mi anne yiyecek mi? Muskalla neyden de belki yer Rümeysa. İnşallah. Nasıl yemeyeceğim? Daha yeni yiyeceğim mi? Beraber yiyelim amcamla hadi. Yok anne. Zeyn. Böyle diyor geçirin ağzını bir kere biraz. Berat Fatma'yı bir ara. Fatma'yı bir ara Berat. Yoğurttan yiyeceğim diyor bakalım. İnşallah yesin de tek yoğurtla yesin ya. Rümeysa şu yarımı da mı koyayım peyniri? Koy. Çok mu olur ki? Çok olursa yazık. Olmazsa sonra koy. Ne diyeyim anne? Neredesin de? Çay sebep yok de. Neredesin? Otur. Beni bekliyorlar. Seni bekliyorlar. Oklar bekliyor işte. Ne? Oklar getirecek. Ne diyor? Geliyormuş. Yolda mıymış? Bu kırmızı soğanların da şeyleri nasıl yapışıyor? Yukarıda yapışıyor. Bu da hazır, değil mi? Bu da bizim küçük faremiz. Masumuz. Babaannesi yiyor. Aferin oğluma. Ya anne. Amcası da yiyecek. O gün o cimperi şeyden şey yaptı. Çorba. Bir tane ağzına almadı ya. Nasıl zoruma gitti. Ne yapmış söyledi çorba. Vay kıçık vay. Pizzayla yememiş azıcık. Az bir şey ucundan yedi. İnan ki var ya. Bu çorbayı ağzına şey aldıramadın ya. Bakma. İşte bazen çocuklar belli bir müddette böyle oluyor. Ondan sonra düzeliyor ama. Bu sefer de şey kemikleri acıkıyor. Doymayı bilmiyor. Hayır, yeter artık çok kötü. Tamam, bak. Gözümüz alıştı ya kilolu. O yüzden. Hamur da çok güzel oldu ya. Vallahi ben muskalının hamuruna bu kadar özenmezdim. Böyle iki yumruklar bırakırdım. Ama şimdi özendim. Hep ister özen ister özenme güzel oluyor zaten. Değil mi? Onu yağ güzelleştiriyor. Hamur işi güzel olmaz mı? Hamur işi hep güzel ya. Kurban olduğum Cenab-ı Mevlam. Ha kiloyu vermeyeydim kurban olduğum emrine. Valla yedik şey yeseydi millet. Kanka al o zaman. Berat ye Berat. Hadi Berat amcanla oynayalım. Kim bakıyor? Evet kızlar. Ezelerimizi aldık. Kimi büyük kimi küçük. İnşallah ufağa gelirse büyük açacağız. İlla benden orada oyna diyor. Berat'la oyna hadi oğlum. Meysa. Bunu ne de ben bundan kızdan kız zor açıyorum. Açılmaz yavrum bu. İşte. Bu odunmuş resmi. Salla gideydi. Telefonu kapalı büyük ihtimal geliyor.
Bir tane bir tık daha büyüğü vardı ya. Gel zeyt. Allah Allah. Neyse. Biz en iyisi bekleyelim. Aynen. Böyle almaz. Evet, etin son durumu. Şimdi hani birazdan pişmesi gerekmiyor mu? Zaten. Senin tepsin yok da indirir mi? İşte yok ki bende. Şimdi derin değil yani. Her şey niye öyle? Ayağımı 200 et yapma. Aynen, şimdi yap kızarsın. Hı-hı. Çünkü bayağı bir bundan şey yaptık işte. Bu arada Fatma abla da geldi. Şükür oklavayı getirebildin bize. Ay Fatma abla. Getirmişler. Allah seni. Allah çok komik ya. Allah. Neyse saldırıca şöyle hazırlıyorum. Simiş de içeride diğer hamurları açıyor. Şöyle üçgen peynirli muskalı. Aynen. Güzel oldu. Yapma anneciğim. Yapma. Yapma babam. Alo. Ya ben saldırıya gittim. Yapma aşkım bir tane. Alın çöpatı. Hadi bir tane yap. Bir tane yap. Alsın yeri düşünüverim. Ben yapacağım bir tane. İşte bak ben bildim. Ha şöyle işte. Çöpat. Ay kurtan. Öbürü nerede? Birden buradan bakınca sandım ki kırıldı mı? Ha? Dur ben elimi yıkan geliyorum. Ay. Şey diyorum. Ben bir şey. Ama dur ben bir tane kap getireyim. Ben kap nedir? Bir tane. Lan? Lan? Siz oyun oynayın hadi. Hayır. Hayır, sinirlenirim ama ben. Hayır. Lütfen. Ama ben sinirleniyorum. Ucuna yok ki. Anne. Ben de sinirleniyorum. Hafta yarımı yok. Ben çekeyim. Abi bunu yapsın. Ne söyledin? Abi ben size yapacaksın. Yok, sen gelip bir sonra öyle mutlu yapın. Nereye gidiyorsun şimdi? Bu ne? Yok, haftada bende toplanıyorduk. Hayır, arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben şimdi gidince ikna ediyorum. Bana mı? Bana mı? Aa, doğru. Yani ikinci ay. Aa, 19'unda benim mutfak geliyor zaten. 16'sında geliyor. 19'u dedin. Pazartesi. Tam pazartesi 19'u. Yok, 16'sı. Ben de cumartesi. Ne zaman evlenir pazartesi? Dur şöyle. At etsiniz. Ha? Gel de buraya bak. Zeyt. Bak burada. Zeyt. Dokuyor ya. Bak burada. Şey patatesli patatesli de yapıyorlar da. Hiç hoşuma gitmiyor patatesli. Tadı yok ki. Tat vermiyor ağzın ağzına biliyor musun? Ama zevk meselesi. Kimi böyle sulu yapıyorlar biraz. O da hiç güzel şey olmuyor. Ya bunun özel bir şey. Ya. Ya süzüyorsun zeycene. Ya. Ben bir de peynirle şey. Tutar. Yoksa. Yemem. Yemem. Ayasana ya aşkım. Allah'ım hazır mı sana? Sizden böyle nasıl görmüşsek öyle yapıyor. Bir kere denemiştim patatesi. O böyle boşu yaptı. Böyle boş muydu her yerle? Nereye yaptın? Bir de yanına çörek, taze çörek. Ne hiç kafana geldim. O insanın şey, misafirleri şey vermemiş değil miydi? Onu sabah kahvaltısından önce çorba içerlerdi. Sıcakta eskiden çay mı varmış ya? Çay da bozuluyor. Şeker bulamıyorlar, çay bulamıyorlar. Eskiden böyle çorba yapıyorlarmış. Anne hamur bitiyor. Ama kesinlikle. Soğuk günlerde kızlar, herle çorbası çok güzel. Yo geçen yaptım. Tavsiye ederim. Yeşil mercimeği. Ağzından o gün içtiğim yeşil mercimeği açmış. Anam bir yapışım. Olsun açsın çorba. Hamur korksun hele. Geçmiş oldu. 5 tabak içtim ben. Evet. 5 tabak içtim. 2 tabak araz içtim. 2 tabak ayaz içti. Şey mi yoksa yeşil mercimeği? Yeşil mercimeği. Ben bir tabak içtim. Yok yok. Yeşil değil. Bir tabak. Sen koydun mu? Bir tabak. Koydun mu? Bak. O koyu suyu komple döktüm, mecime tekrar yıkadım. O arada tencereye başka bir şeyleri koydum.
İçki bir manevi. Onların evi. Erişteyi kaynattık. Ondan sonra o kaynattıktan sonra içine erişmeyi attım. Hafif onlara bir tıklattım. Ondan sonra da şey, yağsını döktüm. Ama nane de giriyordu. Ben sana dedim de nane giriyordu. Ama sen derde yapacağım dedim. Ben sana dedim ki ben dedim içine erişte koyacağım. Hayır, deme de böyle şey anne. Nane, acı. Alma, şey yok. Alma. Erişte mi ya? Merve'ye güzel başlıyorum ben. Merve öyle oluyor. Bakma sen bir şey etmişsin. Daha boş yapmışsın. Değil mi? Sonra tarifi elinden de koymadılar. Neyse kızlar, elinden başlıyorum. Yeşil mercimeği güzelce haşlıyorum. Onun suyunu tüketiyorum. Ondan sonra maytın. Tekrar su koyuyorum. Biraz haşlıyorum. 2 yemek kaşığı un. Birazcık suyun içinde güzelce çırpıyorum. Onu karıştıra o kaynayan çorbanın içine aktarıyorum. Güzelce de tam çorbanın varlığını alıyor bu kadar. Aldıktan sonra da tuzunu koyuyorum. Ve bir tavaya bol tereyağı. Mesela bir baş soğan çok güzel oluyor. Bir baş soğan doğruyorum. Bir de soğan yemeğinde ne yapıyor? Evet. Aa, sürüş burada da soğan var. Soğan ne yiyeceksin? Hayır. Ama kırmızı soğanla yiyersin de. Yok, hayır. Ay ciddi misin? Ana o amcamın kızı böyle değdi bir sinir olurdu. İşte kanadır mı diye işte başına geldi. Ne valla neyse küçükken yiyordum. İşte boşan kanadır. Ama ne sopalar attım buna yemediği için. Ne Allah! Hayır küçükken de yemiyordum. Ne kadar saçı görüyordum var ya küçükken. O yemiyor diye. Erkek tatma bir saçı. Ne anamdan çok zor yedi. Çorbam. Tamam söyle ben nerede kaldım. Ondan anne şimdi onu da gerçekten ciddiye algılayacaklar. Öyle bir şey yok aramızda çocuk. Evet, çünkü dayak dayak atmadı yemek yiyor diye. Şimdi burada hemen yemek şey yemiyor olmadı. Diye bu şey diyordum canım. Ay asla bir gitti ben. Ay Allah. Yemiyor diye. Vurdum diyorum ya. Bir şey yok. Hayır soğanı yemiyor diye. Soğanı yemiyor diye. Niye dövsem ne olacak benim çocuğum değil mi? Döver mi sever mi? Anam döver de söver de kurban olurum ya. Kurban olurum ya. Bak hani daha üstüme üstüme. Hayır. Yapıştırdım hep. Ama. Evet o. İnce oldu. Şimdi bunu kim yiyecek? Anan yiyecek. Başka kim yiyecek? Yerim. Aras gidip oyuncak alalım. Çorban bitti mi? Çorban bitti mi? Bitti mi? Soğanlar. Soğanlar güzelce pembeleşiyor burada. Ondan sonra güzelce aktarıyorum çorbanın üstüne, kaynayan çorbanın üstüne. Bir tık da böyle haşlanıyor. Ondan sonra kapatıyorum onun yanına. Olursa eşkili ekmek, süt ekmeği. Ondan sonra şey, yanına çökelek. Küt çökeleği. Ama var ya. Taze çörek de olabilir. Kuzinede yapılmış taze çörekler var ya. Ama var ya yeme de yanında yat. Allah'a emanet etmesin. Umarım bir daha getirmez. Mecbur getireceğiz.
Umarım uzaktan tam getirmesin de. Ver. Bitti. Kesti. Evzeyi çekin. Aşıklanıyor işte. Daha da çocuk neyi baktıysan var ya. Ben de sabrı yakalamamış artık dayanamıyorum. İnan sabrım. Sabrım hiç yok. İster inanım ister inanmayın. Kınayan da kınarsın. Hiç umurumda değil. Yüce İsa sizi kınasın. Bak Tanrım sizin yüzü kilisede kovalırız. Senin lanet olası çinenin kıçından büyük olması. Şuraya yazsın. Lütfen kızlar kendinize gelin. Ana şükür kuzeyi de bak. Siz akıllı kızlarsınız. Hay Kayın Bey. Oğlan yerine atın. Aşık başımıza bulmuş olalım. Aşık başımıza bulmuş olalım. Aşık başımıza bulmuş olalım. Bir kaçta bir kere. Yo. O da iki tane var. Ne? Ya aşkım size şey içeceğim. Bana anne kafam kadar kesti. Anne olsun. Olsun bir dosunluk yapalım ya. Anne hayır elini vurma. Çekil oradan. Zeyt çekin hala. Şey öyle yetmeyecek mi hiç kızlar? Yetiyor. Anam bir tane daha hamur var yetmez. Onu da soğansız mı? Yok. Soğan yok mu? Var. Ya soğansız istiyorum ben. Niye ben yiyemiyorum? Okey. Telefonu aldım. Benimki iPhone görmüyor. Halay. Benim hala. Benim. Tamam. Açıyorum. Evet. Haşlanmış şöyle. Şimdi ayırıyoruz. Aynen. Çünkü sığmıyoruz masaya. Yapacak bir şey yok. Aynen. Şimdi ayıralım. Tadına da baktım. Çok güzel olmuş. Yummy. Yemeyeli bayağı oluyor değil mi? Muskalı. Evet ya ben de. Aylar oldu. Evden şey gitmeden önce de yaşattım. Evet. Kaybaba oğlum diyor ki sen ne diyor muskalı yapak diyor. Dedim ne de o cimperiden pişireceğim. Şunu buraya koyalım. Bir şey olmaz gel. Evet bir şey olmaz. Evet. Hanımlar. Yemekler yenildi. Evet. Karnımızı doyduk. Evet. Kendimizi başa vurduk. Aynen. Bana bir şey yaptırmıyorlar arkadaşlar. Hayır bırak bir konu yıkanmıyor. Daha ne yapacağım? Sen de makineyi yerleştirdin ya. Olsun. Sen görevini yaptın. Hep kayınvalidem büyük şeyleri yıkıyor. Tencereleri falan. Nice. Görümcem de şimdi kurutuyor. Şu bücüre bakın. Bırak. Bu da anca dolap karıştırıyor. Fatma abla telliklerin olay. Ne yapayım bunları? Çok tatlılar ama. Bak pekmez Ali. Ne açamaz zaten mi? Ben onun eline bir şey versin. Aa bulaşma neler olur. Dur aşkım. Daha biz küçüğüz ya nasıl sinirlenelim. Şimdi o niyetle ben elinizden alıyorum ki. Kıpkıya sinir olmayın. Bakma yağlam diye bak. Ayaz da gidiyor pekmezi alıyor. Bakın. Duydular mı beni? Duymuşlardır. İnşallah. Ya da yine dese. Ben Ayaz'ın eline bir şey vereyim. Ayaz! Ay o bağırır. Saatleri gece 12 ettik. Kayınvalidemler bir saat önce falan gittiler. Ben de yatakta uzanıyordum. Edit yapıyordum. Ve sonuna geldim. Çok şükür yani bir saatlik bir video oldu neredeyse yani 50 dakikalık. Kapanışım yoktu o yüzden yüz yüze vedalaşalım dedim. Yani bayağı uzun bir vlog oldu. Umarım hoşunuza gider ama genelde uzun vlogları zaten seviyorsunuz. Beğenip yorum bırakırsanız da ayrıca mutlu olurum. Aynen şimdi yükleyeceğim videomu. Ondan sonra pijamalarımı giyeceğim daha. Yüzümdeki makyajı çıkardım. Birdenbire öyle bir yorgunluk geldi ki bana bakın. Gözlerimi şeklim şemalim kaymış. Aynada kirlenmiş. Neyse vallahi ama her şeye yardım ettiler. Yani bir işim yok. Yani onlar gittikten sonra da bir şey yapmadım. Makineyi de sonra
durduktan sonra görümcem boşaltmıştı Fatma abla. Öyle. Vallahi güzeldi yani. Güzel, keyifli vakit geçirdik. Bol sohbetli, muhabbetli. Videoyu artık burada kapatıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.